Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Allah'ın rızasından sonra kimin rızası önemlidir? Tabi her şeyde her zaman birinci derecede Allah'ın rızası önemlidir. Elbette insan da dünyaya bu maksatla ve bu görevle vazifelendirilmiştir. Allah'ın rızasını ve onun elçisi olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rızasını kazanmak her zaman, her yerde, her durumda birinci vazife. Ancak bundan sonra hemen rızasını almamız gerekenlerin kim olduğunu Allah-u Teala ve Peygamberimiz ayetlerde ve hadislerde ifade edilmiş ki bunlar anne babalarımızdır. Rabbin kendisinden başkasına ibadet etmemenizi, anne babaya iyilik emretmenizi hükmetti ayeti. Bakın bir diğer ayet. Bana ve ana babana şükret diye emrettik. Dönüş yalnız banadır. Allah Ayetlere bakın. Allah kendisinden hemen sonra anne babaya nasıl rızalarını alma konusunu alma konusunda bir önem atfediyor. Demek ki Allahu Teala kendisinin rızasından sonra rızası alınması gerekenin ayetlere de görüldüğü gibi anne baba rızası onların gönüllerini hoşnut etmek ve onların İslam'a aykırı olmayan emir ve yasaklarına uymak olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da bir hadis-i şeriflerinde Allah'ın rızası babanın rızasında. Allah'ın gazabı da babanın gazabındadır buyurmuş. Yine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam çok öfkeli bir şekilde Peygamberimiz çok nadir bu tavrı sergilerdi. Üç defa yazıklar olsun o kimseye buyurmuş. Yazıklar olsun o kimseye, yazıklar olsun o kimseye. Tabi sahabe efendilerimiz merakla kimdir o ey Allah'ın Resulü diye sorunca Peygamberimiz şu tarihi vasiyette bulunur. Ana babası veya bunlardan birisi yanında ihtiyarladığı halde cennete giremeyip cehennemi boylayan kimsedir. Fesubhanallah. Allah muhafaza eylesin. Gerçekten çok dikkatli olmak gerekiyor. Anne babanın rızası Allah'ın rızasından hemen sonra yer almış. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselam cihada gitmek isteyen birisine anne baban sağ mıdır diye sormuş. O da evet annem babam sağdır ya Resulallah deyince Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyleyse sen önce onların rızasını almaya çalış buyurmuş ve ona bu görevini hatırlatmış. Demek ki Peygamberimiz bazen bu tür sıkıntısı olanlara öncelikle bunu hatırlatmak suretiyle hem vazifesini hatırlatıyor hem de anne babanın Allah katında ne kadar önemli yerleri olduğunu da ifade etmiş oluyor. O halde bizler anne babalarımızın helal ve meşru isteklerini yerine getireceğiz. Onların kalplerini razı etmek, onların gönüllerini hoşnut etmenin Allah-u Teala'yı da razı etmek anlamına geldiğini unutmayacağız inşallah.